Evet arkadaşlar, bu dersimizde Debian, Linux, Debian'da, konsolda komutları göreceğiz. Hangi komutları göreceğiz? CD, MKDir, L, LS, LS-L, LS-L. Bu kodların ne işe yaradığını. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz nerede, nasıl anlayacağız? Şimdi şuradaki seçtiğim tilde işareti, yani şu işaret bizim home klasörümüz, yani kendi evimizde bulunduğumuz yeri gösteriyor. Yani bütün işlemleri yapabileceğimiz, daha çok işlem, kısıtlamasız işlem. Yani şu şekilde yaparsak kök dizinine, yani root, admin, en yetkili kişinin dizine gitmiş oluruz. Şimdi tekrar şey yapalım. Kendi dizinimize gidelim. Home klasörümüze. Yani önce hangi komuttan başlayalım? Şimdi arkadaşlar, önce ls komutu. Ls komutu ne işe yarar? Ls komutu bulunduğumuz yerde bize hangi klasörlerin olduğunu gösterir. Hemen yazalım. Ls enter'lıyoruz. Ne varmış on klasörü? Belgelerde olan genel, KD3, backup, masaüstü, müdür, resimler, şablonları vesaire. Şimdi ls eksi a yaparsak ne yapmış olduk? Burada gizli klasörleri görmüş olduk. Gizli klasörleri nasıl anlarız? Nokta. Nokta ile başlayan yerler gizli klasördür. Gördüğünüz gibi. Şunlar da. Ls eksi a yaparsak neyi görmüş oluruz? Pardon. Ls eksi de klasörler ayrıntılı bir şekilde görürüz. Gördüğünüz gibi 4096 byte belgeler, doğrulandı. Ne zaman oluşturuldu? İzinler, dosya sahibi izinleri falan vesaire şey görüyoruz. Diğer bir komutumuz da touch komutu. Touch komutu ne işe yarar? Touch komutu bir dosya oluşturmamızı sağlar. Mesela bir dosya oluşturalım. Herhangi bir hata gelmedi. Peki gelmediği takdirde oluşmadığını nasıl anlarız? Bulunduğunuz dizinde hangi dosyaların olduğunu nasıl gördük? ls komutuyla basalım. Gördüğünüz gibi muhammed.txt oluştu. Peki klasör oluşturalım şimdi. Klasör oluşturma komutumuz mkdir. Mesela yine oluşturalım. Türkiye. Neden oluşturamadı? Erişim engellendi. Peki bunu nasıl anlarız? Bunu nasıl yaparız? Pardon. Parametreyle. MK'dir. Eksi P parametresi. Ondan sonra pardon. Bir saniye. MK'dir. Özür dilerim. Yazdığım yanlış bir şey yüzünden, işaret yüzünden Türkiye oluşmadı. Şimdi normal MK'dirle direkt klasörümüzün ismini yazdığımızda direkt gördüğünüz gibi oluştu. Peki iç içe klasör yapmak istersek mesela MK'dir Türkiye Adana yazalım mesela. Malatya yazalım dedi. Böyle bir dosyada dizin yok. Şimdi burada ne yapabiliriz? Parametre kullanalım bakalım. MKD eksi P ne yazmıştık? Türkiye, Adana, Malatya. Şu anda bir hata vermedi. Bakalım biz. LS'ye yazalım. Şurada bir Türkiye klasörümüz var. Peki bunun içindekileri oluşup oluşmadığını, yani Adana klasörümüz, Malatya klasörümüz oluşup oluşmadığını nasıl anlarız? Bir klasörün içine veya bir köke falan gitmek için cd komutu kullanırız. Cd boşluk. Mesela klasörün ismini yazalım. Hemen klasörümüzün içindeyiz gördüğünüz gibi. Bakalım burada var mı? Adana adlı klasörümüz. Bunun da içine girelim. Adana. Burada da bir Malatya varmış. Gördüğünüz gibi. Hemen biz. Peki bu tilde işaretini nasıl yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Alt kere üç tuşlarıyla tilde işaretimizi yaparız.
Mesela şurada bir belgelere bakalım. Bir saniye. Belgelerine bir girelim. Burada hiçbir şey yok. Biz yeniden analizimizi girelim. Şimdi peki bu dosyaları yazdık. Oluşturduk. Bir de pardon, sadece oluşturduk. Bir de bunları silmeye bakalım. Mesela önce Muhammed.txt'yi silmeye çalışalım. Rm boşluk. Ramote'den geliyor. Muhammed.txt. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Muhammed.txt yok. Türkiye falan hepsi var. Peki. Yaptığımız şu Türkiye klasörünün silmeyi deneyelim. Neydi komutumuz? Rm Türkiye. Şimdi burada bize bir uyarı verdi. Peki biz bunu nasıl silebiliriz? Yine parametre kullanacağız. Dosya silerken bize parametre sormaz. Fakat klasör silerken bize parametre sorar. RM'nin parametresi nedir? Hemen bakalım. RM eksi R Türkiye. Hata vermedi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Türkiye klasörü yoktur. Şimdi bu parametreler genellikle çok unutulur. Peki bu parametreleri unutmamak için veya unuttuğumuzu hatırlamak için ne yapabiliriz? Mem komutu, ondan sonra daha sonra hangi kodun parametresini görmek istiyoruz? Mesela RM kodunun parametresi. Pardon. Burada kodumuzu yanlış yaptık. Mean değil de MAN yani man. Enter'a bastığımızda aşağı doğru gideriz. Gördüğünüz gibi burada parametreleri gösteriyor. Hangi işe yaradıkları gibisinde. Bu dersimiz sona ermişti. Umarım önümüzdeki derste buluşuruz.